98. Nerede o? Onu geberteceğim. Morvin kükreyerek daireye girdi. Bu ziyaretten hiçbir şey anlamayan Luke'u kenara itti. Irwin, Luke'a haber vermemişti. İhtiyar bunu istememişti. Koşar adımlarla koridoru geçti. Görüş alanı öfkesi yüzünden azalmış gibi geliyordu. Oğlunun telefonu onu kendi sıkıntılarıyla boğuşurken yatakta yakalamıştı. Irwin'in anlattıkları uykusuzluğunu bir anda unutturmuştu. Aslında şaşırmamıştı. Bu birçok defa yaşadığı şeyi teyit ediyordu. En kötüsü hep gerçeğin altında gizli olurdu. Gal, sevgili kızı bir fahişe olan meleği onu mahvetmek için her şeyi yapmıştı. Ve belki de bunda başarılı da olacaktı. Onu salonda Morva'nın Luke ile Sofia'ya evlilik hediyesi olarak verdiği Paolo Lenti tasarımı bir örtünün altında bulmuştu. Budala ile birlikte oturmuş boş boş televizyon seyrediyordu. Zaten Galin hayatı böyleydi. Luke'un çocuklarına göz kulak oluyor, önüne gelenle yatıyor, babasını sırtından hançerliyordu. Kız bir sıçrayışta ayağa kalktı. Darbeleri karşılamaya şimdiden kendini hazırlamıştı. O bankerlerle ne haltlar karıştırdın? Kız cevap vermedi. Bizi mahvetmek mi istiyorsun? Yine cevap yoktu. Morvin yumruklarını sıkarak yaklaştığı, çevresinde yarattığı kol korku çemberi manyetik dalgalar gibi genişliyordu. Gal geri geri gitti. Luke taş kesti terör çocuklarında yaratmayı başardığı tek gerçek duyguydu. Bu bilgileri kaç paraya sattın? Gal kanepenin yanında oturuyordu. Hala suskundu. Bedeniyle karşı koyuyor ancak gözlerindeki panik onun bu tavrını yalanlıyordu. Kahrolası aptal onları satmadın değil mi? Bunu sadece beni bitirmek için yaptın öyle mi? Morvan ona doğru hamle yaptı. Gal bu hamleden ustaca kurtuldu. Balkon kapısına doğru koştu, kapıyı açtı ve atladı boşluğa. Morvan'ın homurtusu bir anda gırtlaktan çıkan bir çığlığa döndü. Hayır, hızla balkona koştu ve kopmuş yaprakların kırılmış dalların arasından sadece 3 kat aşağıdaki asfaltı ve arabaları gördü. Caddeden prensesleri ve bağırtılar geliyordu. Sanki Balkon korkuluğu ellerini yakmış gibi, Morvin geriye doğru sıçradı ve daire kapısına doğru koştu. O esnada içi doldurulmuş bir hayvan gibi taş kesmiş Lucu fark etti. Morvin soluk almadan hızla merdivenini indi. Basamakların üstündeki kırmızı halıda kendi ayak seslerinin tok gürültüsünü duyuyordu. Elinin altında ferforje trabzanı hissediyordu. Her merdiven sahanlığında parmaklıklardan ve vernikli ahşaptan oluşan eski usul asansör kafesini görüyordu. Sanki nefes almayınca zamanda duracakmış gibi hala soluk almıyordu. Sanki ona acı veren bu sahneyi durduracakmış gibi. Az kalsın ilk camlı kapıya çarpıyordu. Hollu geçti, ikinci kapıyı arkasında bıraktı ve dışarı fırladı. Hiçbir beklentisi yoktu. Ama hareketsiz yatan bir bedenle kanla, ölümle karşılaşacağını biliyordu. Oysa Gal iki arabanın arasında sendeliyordu. Ayakları çıplaktı. Ne babasını ne de başka birini görüyor. Darmadağınık saçlarıyla sendeleyerek kaldırıma ulaşmaya çalışıyordu bir mucizeydi ama istisnai bir durum değildi. Morvan 40 yıllık meslek hayatında başarısız olmuş, en az 20 pencereden atlama vakası duymuştu. Düşüşü A görevi gören yapraklar ve dallar tarafından yavaşlatılmış, sonra da bir arabanın tavanına çarpmıştı. Kaportanın üstünde şimdi kurtulmaya çalıştığı iki tamponun arasına düşene kadar yuvarlanmıştı. Ancak yüz ifadesi bir canlıdan çok ölü andırıyordu. Morvin ona doğru hareketlendi ama iki metre kala durdu. Şimdi patlama sırası geldiydi. Şok, öfke, delilik. Kızının gelmesi için kenara çekildi. Yürüyüşü her ne kadar dengesiz olsa da Morvin herhangi bir yarasanın, yarasının ya da ciddi bir kırığının olmadığını birkaç saniye içinde fark ettim. Çevresinde o ilerledikçe geri çekilen ayaklardan oluşan bir çember meydana gelmişti. Sonunda Morven tam olarak kime hitap ettiğini bilmeden teşekkürler diye mırıldanarak rahat bir nefes aldı. Son günlerde onu bunaltan tüm sıkıntılar silinmişti. Hatta kendini her şeye yeniden meydan okumaya hazır bile hissediyordu. İflas, cinayetler, hapishane. Yeter ki Gal bu işten paçasını sıyırsın. O sırada Gal gerçekten sallandı ve düştü. Asfalta çarpmadan önce Morvin onu tuttu, kollarının arasına aldı. Benim küçük kızım, benim küçük. Luke yanında belirdi, yüz ifadesi bu dünyadaki yerini özetliyordu. Zamanın ve diğer her şeyin dışında kalmış bir adam. Morvin gözlerini Yeniden gale çevirdi. Gal bayılmak üzereydi. Ama bilincini açık tutmak için çaba gösteriyordu. Solgun yüzünde küçük bir gölün yüzeyinde açan bir su çiçeği gibi sağ şakağında boydan boya bir morluk belirmeye başlamıştı. Morvin onun alnına bir öpücük kondurmak istedi. Ama kız onu itme gücünü kendinde buldu. Öldürmem gereken sendin diye Morvan'ın kulağına fısıldadı. 99. Sabah 6'ya doğru Fos limanının üstünde bir fırtına patladı. Irwin otel odasında pencerenin önüne oturmuş sokak lambalarına şiddetle çarpan çalkantılı denizi bir mitralyöz gibi tarayan ve yükselmeyi bekleyen konteynerları parlatan gri yağmur damlalarını seyrediyordu uyumamıştı ya da çamurun içine yuvarlandıktan sonra hemen kalkan gibi kalkan biri gibi sadece kısa sürelerle uyumuştu. Çamur ailesiydi, geçmişiydi. Genç bir kadını ailesini yok etmeye iten bütün nedenlerdi. Gece ikiye kadar babasının uyguladığı şiddeti, annesinin annesinin Kaderine boyun eğişini, erkek kardeşiyle kız kardeşinin korkusunu, aile hayatını oluşturan bu sonsuz çirkefi düşünüp durmuştu. Belki de tüm bunlara rağmen bıkkınlık ve umutsuzluk içinde uyuyabilirdi. Ama Morven, Gal'in intihara kalkıştığını söylemek için onu aramıştı. Yine mi demişti? Anında bu sarkastik ironiden rahatsızlık duyarak. Babası boğuk bir sesle onanları anlatmıştı. Bu gençlik yıllarındaki intihar girişimlerinden, aşırı dozda ilaç almalardan, mide yıkamalardan ve diğer şeylerden farklıydı. Gal bu kez gerçekten bu dünyaya elveda demek istemişti. Bütün Morvanları Tanrı ile yeniden barıştıran bir mucize neticesinde sağ salim kurtulmuştu. Şimdi nerede? Amerikan hastanesinde tetkik, tetkik yapılıyorlar. Paris'te kısacası Nelly Sursen'de hastalığın bile kendi VIP'yi vardı. Eğer kuyruğa girmeden ölmek ya da çok yüksek fiyata, fiyata tedavi olmak istiyorsanız Amerikan aksanlı ve duvarlarında 40'lı yılların hemşirelerinin fotoğraflarının bulunduğu bu tuhaf kurum sizin içinde. Durumu nasıl? Morvan kendi tarzında cevapladı. Tetkiklerden sonra onu sen ene götüreceğim. Birçok defa karısını oraya yatıran ve kendisi de orada tedavi gören ihtiyarın spesiyalitesi. Irwin ısrarcı olmamıştı. Mümkün olduğunca çabuk Paris'e dönmeliydi. Yüzüne tükürecek olan kız kardeşine sarılmak için. Onu parmağı tetikte dinleyecek olan babasını sakinleştirmek için hep patlama sınırındaki kaçıklardan oluşan ailede ara bulucu rolünü oynamak için gecenin son saatlerini Fos limanını seyrederek ve pişmanlıklarını düşünerek geçirmişti Gal'in çevirdiği dümeni öğrendiğinde önce ona ulaşmaya çalışmıştı genç kadının telefonu cevap vermemişti. Luke'u aramaktan vazgeçmişti. Çünkü kanındaki kokain oranına göre o da aşağı yukarı aynı şekilde davranacaktı. Geriye bir tek padre kalıyordu. Irwin durumu hafifletmeye çalışarak şüphelerini ona iletmişti. Boşuna. Babası yüzleşme sırası sırasında ona eşlik etmesi için Irwin'ın dönmesini beklemeyecekti. Hazılı klanın sorunları bir kez daha diğer olayların önüne geçmişti. Irwin kovalamacan, kovalamacadan yeni çıkmıştı, ölümden dönmüştü, katile belki de yaklaşmıştı ama kafası hala aile işleriyle meşguldü. Pencereden meslektaşlarının geldiğini gördü. Manzara eski bir polisiye filmin büyülü bir sahnesini andırıyordu. Yağmurun altında parlayan ile binaları rıhtımın üstündeki kırmızı ve sarı renklerle yol 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 olmuş su birikintileri polislerin eski sabı. Bu görüntü hoşuna gitti ve belki de bu sabah saatlerinin hoş sürprizlere gebe olduğunu düşündü. Arabanın içinde Marsilyalılar durum saptaması yaptılar. Onlar da hiç uyumamışlardı. Buna karşılık verimli bir çalışma yapmışlardı. Birkaç saat içinde tutanakları hazırlamışlar. 89 AHD 34 numaralı konteyneri açmak için gerekli yazışmaları yapmışlar. Arama izni izni almışlardı. Savcılıkla, emniyet müdürlüğüyle ve yüksek kademedeki gümrük yetkilileriyle temas kurmuşlardı her şey usulüne uygundu. Konteynerda şu paslı meşhur çiviler var mıydı? Gidip göreceklerdi. Ancak ipucu ve tanık konusuna gelince hiçbir şey yoktu. Mürettebatın tamamı ve apriyanın çevresindeki dok işçilerinin çoğu sorgulanmıştı. Kimse hiçbir şey görmemişti bir olay yeri inceleme ekibi parmak izi almak ve olası organik kalıntılar aramak için gemiye girmişti. Konteyner gemisini tamamen aramak için birkaç güne ihtiyaç vardı. Ayrıca bunu ne bulmak için yapacaklardı. Zaten bu saatin sonunda gemiden kapı dışarı edilmişlerdi. Yolcu koltuğunda oturan polis derin bir iç çekti. Gemi bu sabah limandan ayrılıyor ve hala içine giremiyoruz. Bize kalan tek şey bu konteyner. Yükünü açtılar mı? Açıyorlar. Erwin tamamen boş olan rıhtımları göstererek sustu. Batı doklarına ulaştıklarında ise gördüklerine inanmak için gözlerini ovuşturma ihtiyacı hissetti. Apse Apnea, Gaylard'ın güvertesinde yeni konteynerler yüklenmekle kalmamış, bütün depo boşalmıştı da. Konteynerlar sonsuz uzunluktaymış gibi gözüken trene yüklenmişti. Diğerleri de kuşkusuz kamyonlarla yollanmış ya da lojistik alanındaki depolara kaldırılmıştı. Sadece Himek'in konteyneri kapısı açık, ters çevrilmiş bir çöp tenekesi gibi duruyordu. Yükü boşaltılmıştı, gümrük memurları içini arıyorlardı daha küçük kutuları dışarı çıkarıyorlardı. O kutuların içinde de daha küçük başka kutular vardı. Navlunun Rus matruşkaları. Yaklaştılar. Yağmur durmaksızın yağıyordu. Gümrükçülerin yağmurluklarına çarpan damlalar bir ölüm marşını çağrıştıran kaygı verici notalar oluşturuyordu. Bu karmaşayı size mi borçluyum? Irvin döndü. Kafasında kulaklıklı bir şapka bulunan Kayakçı Anaroa giymiş bir adam bacakları açık bir şekilde ayakta duruyordu. Üzgünüm. Boş verin. Siz işinizi yapıyorsunuz. Hepsi bu. O halde elimizi çabuk tutalım ki ben de işimi yapabileyim. Tanışma faslı, tokalaşmalar. Himak'ın sorumlusunun adı Javier Schneider'dı. Anaroa'nın altına kurşun geçirmez yelek giymiş gibi yapı, yapıyordu. Yapılıydı. Erwin genel bir soruyla başladı. Kongo'dan hurdayı siz mi satın alıyorsunuz? Schneider bir kahkaha attı. Navlun konusunda hiçbir şey bilmiyorsunuz anlaşılan. Kendi Afrika ürünlerini yollayan satıcılar vardır ve bir de onları teslim alan alıcılar. Bu iki nokta arasında da gemiyi donatan armatör, gemi sahibi ki bu her zaman armatör değildir. Başka firmalar tarafından da kullanılan konteyner, taşıma personeli ve limanda armatörü temsil eden denizcilik acentesi vardır. Tüm bu karmaşık işler bir koordinatör tarafından denetlenir. Ona da kiralayıcı denir. Bu siz mi oluyorsunuz? Hayır. Hımac sadece kendi konteynerlarının sorumluluğunu üstlenir. Ardından yükü alıcısına kadar ulaştırır. Hepsi o kadar bazılarını burada terminalde teslim ettiğiniz oluyor mu? Asla. Lafı ağzında geveleyip durmanın manası yoktu. Hurda demir sandığı var mı? Schneider yana doğru bir adım attı ve yaklaşık 2 metre uzunluğundaki ahşap bir kutuya bir tekme savurdu. Irvin'in aklına tabut geldi kapak aralanmıştı. Ayağının ucuyla kapağı açtı. Sandık ağzına kadar paslı çiviyle doluydu. Farklı modeller, farklı boylar. Bir avuç çivi aldı. Çoğunda babo mührü vardı. Sonunda kaydedilen bir gelişme. Teslimat adresini biliyor musunuz? Gizli. Irvin bakışlarıyla Marsilyalı adli polisleri yardıma çağırdı. Ama Schneider fikrini değiştirerek Anaroğunun içinden dokunmatik bir tablet çıkardı. Şaka yapıyorum. Sandık Villa du Bel, Bel Air No 19 Paris 75012 adresine teslim edilecek. Alıcının adı Ivo Lantiguis. Kaydedilen ikinci aşama. Irvin Himak'ın adamına baktı. Ardından yağmurun hırpaladığı doklar ve yüzeyleri yağmur damlalarıyla pütür pütür olan su birikintileri görülüyordu. Çivileri eserlerini kambura çevirmekte kullanılan bir heykel tıraşın dışında bunları kim satın alırdı ki? Irwin kendisine saldıran adamın Lantigues olmadığını biliyordu. Adresine kadar teslim edilecek bir şeyi çalmak için neden buraya gelsindi ki? Ama katile yaklaşıyordu. Onunla daha önce de iş yaptınız mı? İsim bana tanıdık geliyor. Düzenli bir müşteri olabilir. Siparişlerin genellikle neler içerdiğini biliyor musunuz? Hayır. Arşiv kayıtlarına bakmam gerekiyor. Marsilyalı polislerden biri yaklaştı. İkna olmamış bir hali vardı. Dün akşamki adamın bu çivileri almak için geldiğine gerçekten inanıyor musunuz? Hiç şüphem yok. Bunları özel yapan ne? Irwin elindeki demir parçasına baktı. Avucu pastan kıpkırmızı olmuştu. Bunlar büyülü. 100. Dönüşte uçuş boyunca Irwin Kripo'nun Ivo Lantigues hakkında hazırladığı dosyayı okudu. Her satır al saçlıyı özür borçlu olduğunu teyit ediyordu. En baştan beri en ilginç ipucunun üstünde çalışan o sadece o olmuştu. Lantiguez bir sanatçı ismiydi. Adam 1952'de İtalya ile Almanya sınırında Bolzano yakınlarındaki Francioline doğmuştu. Bir metalurji işçisinin oğluydu. Çocukluğu alkolik babasının dayaklarına ve sofu annesinin dualarına katlanmakla geçmişti. 17 yaşında Paris Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yazılmıştı. Fransız Yeni Gerçekliği ve onun ateş yakma yöntemiyle yaptığı resimleri ile Flexus hareketinden sanayi malzemeleri kullanılarak yapılan sanat etkilenmişti. 1980'de çivilerle, vidalarla, kancalarla metal artıklarını birleştirerek kendi yöntemini oluşturmuştu. Daha sonra Afrika geleneksel sanatlarını özellikle de mayombe sanatını keşfetmiş ve üzerlerine sivri uçlar cam elyaf yerleştiği, yerleştirdiği saçtan bu dev heykelleri yaratmaya başlamıştı. Ayrıca üzeri keskin bıçaklarla kaplı erkeklik organları bir sürü cam kırığıyla kaplanmış beden parçaları da yontuyordu. Eserlerini sadece numaralarla ya da bazen kullandığı çiviyi referans olarak adlandırıyordu. Kongo no 6, op 13. Özel hayatına gelince ne karısı ne çocuğu ne de ciddi bir ilişkisi vardı. Bir sadomazo gurusu olarak etkinleri hakkında, etkinlikleri hakkında da kripo sıradan dedikodular dışında bir şey bulamamıştı. Kolları sıvaması gerekecekti. Irwin bununla birlikte bir sürü olguyu da belleğinde tutuyordu. Özellikle Lantigues zengindi. Bazı eserleri 1 milyon avroya satın alınmıştı. Özellikle de Amerikalı koleksiyoncular tarafından. Aşağı Kongo'dan gelen Afrika çivileriyle çalışıyordu. Bir diğer ayrıntı daha dikkat çekiciydi. Üzerinde çiviler ya da keskin bıçaklar bulunan erkeklik organına benzeyen heykelleri ister istemez son kurbanlarda yaralanmalara neden olan aleti çağrıştırıyordu. Lantiguez ile cinayetler arasında kuşkusuz bir ilişki vardı ama Irwin bu bağ kurmanın son derece karmaşık olacağını hisseden, hisseden olacağını şimdiden anlamıştı. Zaten katilin kimliğini bile henüz saptayamamıştı. Saat 11'de yere iner inmez cep telefonunu yeniden açmaya çalıştı. Mucize. Ekran yaşam belirtisi verdi. Heyecanla mesajlarını kontrol etti. İşle alakalı SMS yağmurunun altında beklediği inciyi buldu. Sinüslerinde kokain patlaması etkisi yaratan Sofia'nın SMS'i. İtalyan kadın sadece tavır mı yapıyorsun yazmıştı. İnsanı hem aptallaştıran hem de hem de canlandıran aşkın ilk, ilk zamanlarına ait çocukça davranışlar. Irwin kendini büyük soruşturma günü için dinç hissediyordu. Diğer herkesten bir baş daha uzun babasını Orly'nin gelen yolcu kapısında beklerken görünce coşkusu anında yok oldu ama bu buluşma önceden kararlaştırılmıştı. Her şeyden önce Irvin'in sen ene e uğraması gerekecekti. Ona Gali sordu ama Morvan'ın suratından her şey anlaşılıyordu. Sanki bir gecede 10 kilo zayıflamıştı. Bu da Irvin'la benzerliğini daha da belirgin hale getiriyordu. Yüzündeki kaslar seyiriyor. Kırmızı ve kuru derisi pul pul dökülüyordu konuşmaları hızla can sıkıcı olandan kaçmak amacıyla borsa konusunun tek teknik yönlerine doğru kaydı. Herhangi bir kadın bankerlerin kulaklarına bir tüy fısıldıyor ve onlar da buna hemen inanıyorlar. Öyle mi? Kız kardeşin herhangi biri değil. O benim kızım ve Lukun kız kardeşi. O bir koltağını çocuğu bir aptallık yaparak onlara bilgi vermek zorunda kaldı. Adamlar da bu bilgiyi araştırdılar ve doğru olduğunu anladılar. Bu yeni yataklarla ne yapmayı düşünüyordun? Geçmiş dilde konuşma. Onları gizlice ve hızla işletmeye başlayacağım. Afrikalıların arkasından mı? Eğer hisseler yükselmemiş olsaydı bu sorun yaratmayacaktı. Peki şimdi halledeceğim. Morvan arabayı sakin bir şekilde sürüyordu. Bir cumartesi öğle vakti Paris banliyösünde bir yerlerde betonun hayatla olan savaşını kesin olarak kazandığını gösteren bir manzara. Siyah Mercedes'in içinde birbirine tıpatıp benzeyen koyu renk takım elbiseli iki adam. Mezarlık yolunda iki cenaze levazımatçısı. Bu yaşta hala neyin peşinde koştuğunu anlamıyorum. Daha fazla paranın mı? Paran olmayınca paraya önem vermemek kolay. Ayrıca bu doğru değil. Aslında içten içe sen de biliyorsun ki mezarımın üstündeki çiçeklerle birlikte para da seni bekleyecek. Tabii çiçekler olursa. Bir elini direksiyondan çeken ihtiyar Irvin'in ensesine dostça bir şaplak attı. Aile sıcaklığı. Irwin cevap vermedi. Galle konuşman gerekiyor dedi. Yeniden Morvan hepimizin yanında olduğunu ve onu sevdiğini ona anlatman gerekiyor. Sorun sevilip sevilmediğini bilmesi değil. Sorun onun bizden tiksiniyor olması. Büyüyecek ve sonunda anlayacak. Peki sen, sen ne zaman anlayacaksın? Sessizlik. Porte de Orleans. Irwin öfkesinin arttığını hissetti. Karına nasıl vurabilirsin diye patladı. Bu ikimizin arasındaki sorun. Bir kadına nasıl vurabilirsin? Maggie bir kadın değil. Yani senin anladığın manada. O benden daha güçlü. Onun senden üstün olduğunu hiç fark etmedim. Onun gücü farklı. Irwin sertçe kapıya vurdu Bizim hayatımızı ne hale getirdiğinin farkında mısın? İşaret parmağını şakanın üstüne koydu. Atılmış her yumruk burada, hafızamın derinliklerinde. Gösteriyi bırak, sen de kendimi görüyorum. Ben asla sen olmayacağım, bizi mahvettin. Luke uyuşturucusuyla, Gal kiniyle, ben ise başkalarının cinayetleriyle besleniyorum sadece seninkileri unutmak için. Morvin birden direksiyonu kırdı ve güvenlik şeridinin üstünde sertçe frene bastı. Irvin tam önündeki ceviz kaplama konsola çarptı öyle ki bir an hava yastıklarının açılacağını sandı. İyi misin? Padre kontağı kapattı. Sana durumu izah edeceğim. Aleluya diye bağırarak sırıttı Irvin burnu kanıyordu. 42 yıldan beri bunu bekliyordum. Annenle tanıştığımız zaman aramızda bazı şeyler geçti. İlişkimiz şiddetle ve korkuyla beslenmişti. Ayrıca tereddüt eder bir hali vardı. Irvin onu hiç bu denli huzursuz görmemişti. Sana daha fazlasını söyleyemem diyerek konuşmaktan vazgeçti morvin Bu çivi adamla mı ilgili? Boş ver dedi oğluna kağıt mendil uzatırken. Irvin daha önce de bu duvara toslamıştı. Artık daha fazla zaman kaybedemezdi. İşimize bakalım. Onu nasıl yakaladın? Bunu sana daha önce de anlattım. Hayır. Bana sadece onun kimliğini nasıl tespit ettiğini anlattın. Morvan yeniden hareket etti ve usulca trafiğin içine karıştı. Sanki yaptığı ya da yapmadığı itiraflar içini kemiriyordu. Şüphelerim Harabot üstünde yoğunlaşınca onu sorguladım. Bir şey çıkmadı. Son derece sempatik ve hayalperest biriydi. Uzmanların hep söylediği gibi öldürme tutkusu onun pisişik hayatının gizli yanını oluşturuyordu. Üstelik cinayet anlarında nerede olduğunu ispatlayan bir tanığı da vardı. Bu nasıl mümkün olabilir? Ormanda çalışıyordu. Ne söylerse işçileri onu teyit ediyordu. Onu tedirgin etmeye çalıştım. Hatta yapmaya zorladım. Olmadı. Sonunda onu öldürmeye karar verdim. Bunu sana daha önce de anlattım. Kaçtı. Onu ormanda takip ettim. Onu yeniden nasıl buldun? Neden öldürmedin? Üzgünüm evlat. Bu konu bir tabu. Kimin için? Benim için yeniden alevlendirilmesi gereken bazı korkular var. Bu av sırasında perişan oldum. Bir siyah gibi ormanı tanıyordu ve ben sadece onu kovalayan küçük bir beyaz adamdım. Bütün ruhlar onunlaydı ve ben çıplaktım. Ruhlar diye kesti Irwin, onlara inanıyor musun? Bu konuda senin şüphen mi var? En azından bunu öğrenebilmişti babası için ikinci dünya ne bir ilüzyon ne de batıl itikattı. Bu tür soruşturmalarda bir kozdu. Belki de Irwin bu yeni katile asla bu şekilde yaklaşamayacaktı. Çünkü babasından farklı olarak onun için böyle bir boyut yoktu. Morvin Sacre Cour Kilisesi'ni geçtikten sonra çevre yolundan ayrıldı. Porte de Orleans'ı koşatan dar sokaklara girdi bir kez daha Irwin her şeyi kafasında netleştirecek kadar zamanı olmadığını anladı. Daha acil olan başka bir konuya geçti. Pernaut'un bir casus olduğundan artık eminiz. Yani senin için ne yapıyordu? Tekrar söylüyorum benim için çalışmıyordu. Onun hakkında ne biliyorsun? Bir streç film uzmanıydı. O ne demek? Mutfaklarda kullanılan streç filmler kurbanlarını bu tür şeffaf yapışkan filmle boğuyordu. Kullandıktan sonra da çıkarıp yanında götürüyordu kimseye çaktırmadan. Sen enin duvarları göründü. Tam tahkimli bir şehir gibiydi. Irv'ın babasını pernot konusunda köşeye sıkıştırabileceğini biliyordu. Bir ipucuna ulaşması gerekiyordu. İkisinden biri mutlaka bir hata yapmıştı. Aklına bir ayrıntı geldi. Bir anda bütün iltihabı boşaltıyordu. En Simoni'nin telefon dökümlerine göre öldüğü gün seni birkaç kez aramış. Doğru. Neden? Bilmiyorum. Onu geri arayacak zamanım olmadı belki de tehlikede olduğunu hissetti belki de cümlesini tamamlamadı ama Irvin onun doğru söylediğine karar verdi çünkü bağlantılar her seferinde sadece birkaç saniye sürmüştü Ivo Lantugues adı bu sana bir şey ifade ediyor mu bir sanatçı değil mi hadi baba 2 metre boyunda minikondiler yontan bir herif senin gözünden kaçmış olamaz ''Kim olduğunu biliyorum. Ondan mı şüpheleniyoruz? Onu bugün sorgulayacağım. Tam olarak ne durumdasın? Bu Marsilya saçmalığı da neyin nesiydi?'' Irvin gülümsedi. ''Adım adım ilerliyorum. İkinci cinayette ilgilensen çok iyi olur. Gazeteler Pernod cinayetini manşete taşımış. Herkes beni arıyor. Sen?'' ''Ne yapacağımı bana bırak. Hastanenin ana kapısına ulaştılar.'' Morvan'ın bir işaretiyle bariyer kalktı. Hep aynı gizemli etki. Kız kardeşin Brako binasında. 101 Kelimenin tam anlamıyla av sonrası köpeklerin önüne atılan et parçasıydı. Yatağının etrafına toplananlara bakıyordu ve atlarından yeni inmiş Kırmızı üniformaları içinde, omuzlarında av burusu dişi bir geyin, onun iç organlarını boşaltmakla meşgul avcılar görüyordu. Kocaman açılmış karnından bağırsaklarını söküyorlar ve kan kokusuyla kendilerinden geçmiş köpekleri atıyorlardı. Amerikan hastanesinde fazla kalmamıştı. Herhangi bir kırık, en ufak bir yara yoktu. Bir mucize. Ama şeytanın bir mucizesi. Onu zorla sen ene getirmişlerdi. Karşı koyacak gücü bile bulamamıştı kendinde. Şimdi sakinleştiricilerin etkisi altındaydı. Kullanılmaya hazırdı. Nasılsın tatlım? Maggie üstüne inmişti. Saçlarının kararsız kızıllığı, kırışıklıkların çokluğu. Yuvalarından fırlamış gözleri onu bir gece yırtıcısına benzetiyordu. Annesinin seri katili hayattı. Gal annesinin elinde Kaliforniya haşhaş tohumları anksiyolitik etkisinden dolayı onları balkonunda kendisi yetiştiriyordu olduğunu fark etti. Konuşurken aç gözlülükle onları kemiriyordu. Paris botanik bahçesindeki şu tüysüz hayvanlardan birine benziyordu. İyiyim Maggie, diye fısıldadı. Ben, ben dinlenmek istiyorum. Elbette. Kızına ıslak bir öpücük kondurdu. Büyük bohem, burjuvazisi gelecek pazar yemeğiyle ilgili üzüntülerini mırıldanarak onun suçluluğunu kabul ediyordu. Ne matrak. Annesi uzaklaştı ve Gal diğerlerini inceleme fırsatı buldu. Irvin ile ihtiyar ikisi de polis çubuğu gibi sertti. Elbiseleri gibi kara gözlerle onu, onu inceliyorlardı. Geride Luke şaşkın bir halde iştahlı gözlerle odadaki boş yatağa bakıyordu. Kuşkusuz buraya onun yanına yerleşmek ve uyku ilaçlarını kendine şırınga etmek istiyordu. Bu görüntüden kurtulmak için gözlerini kapattı. Blues Brother'lar alçak sesle konuşuyorlardı. Onlara güvenmiyorum. Ona göz kulak olması için bir adam yolla. Ekibimde yeni biri var. Çok iyi. Ama sadece bu gece için. Elbette yarın bakarız. Gal gülümsedi. Hala gözleri kapalıydı. Ona göz kulak olmak istiyorlardı. Daha iyi. Ona bir uyku küründen bahsetmişlerdi daha da iyi. Bütün bu antidepresanları biliyordu. Uyku tek sığınağıydı. Planının başarısız olmasının fazla önemi yoktu. Bir şekilde kinliği ortaya çıkmıştı. Önemli olan bir kez daha yanılmış olmasıydı. Haftalar, aylar boyunca bu plan onu ayakta tutmuştu. Ama kin bu açmaz bir seraptı. Başarılı olsun veya olmasın tadı hep aynıydı. Aynıydı. Acı yeniden gözlerini açtı ve hoş bir sürprizle karşılaştı. Uyuması gerektiği için herkes gitmişti. Yorgunluğun ve kimyasal kimyasalların kokusuyla yüklü sessizliğin tadını çıkardı. Akıl hastanesinin İçeri kapanıp kalmış, fısıltılı, neredeyse avutan sessizli. Sabahın erken saatlerinde buraya geldiğinde yapılan klinik muayenenin ve çekilen elektroansefalogramın ardından Rumen bir nöbetçi psikiyatr ona bulunduğu katı gezdirmişti. Odalar, yemek salonu, içecek otamadı. Buradan çıkmasının imkansız olması dışında her şey yolundaydı. Duyduğu ilk şey bir kilit sesiydi, son duyduğu da. İlaçların etkisinin azalmasıyla balkon sahnesi yeniden gözünün önüne geldi. Önünde açılan boşluğu onu içine çekişini hissetmiş ve öldüğünü görmüştü. Bu en kötüsü değildi. En kötüsü sebepti. Ölmeyi istememişti. Sadece babasından korkmuştu. Bu hep içinde olan o denli gizli bir korkuydu ki tam anlamıyla yüreğinde patlamaya neden olmuştu. 29 yaşında hala bu durumdaydı. Tıpkı kabuklular gibi sert bir dış iskeletle kaplıydı ama içindeki eti hep yumuşaktı. Ona gerekli olan bir psikiyatır değil, bir şeytan çıkarıcıydı gayri ihtiyari saatine baktı, onu almış olduklarını hatırladı, diğer her şey gibi. Giysileri, takıları, cep telefonu, mühürlü bir torba içinde odasındaki çelik dolaba kaldırılmıştı. Bu her şeyden yoksun bırakma zaman kavramını yitirmeye yardımcı oluyordu. Öğle saatleri olması lazımdı ama o gece yarısıymış gibi hissediyordu ya da sabahın altısı. Ne bir zaman kavramı ne de acı kavramı vardı. Teşekkürler kimya. Bilincinin üstüne siyah perde indi. Yeniden uyku. İnsan sevince saymıyordu. 102. Irwin Galin kapısının önünde nöbet tutması için Sergent'e telefon etmişti. Polis hiçbir şey anlamamıştı. Patronun kız kardeşini koruması gerekiyordu bizzat kendinden. Irvin'ın sen ende durup Sergent'i bekleyecek zamanı yoktu. Uyandığında Galin onu nasıl karşılayacağını gözünde canlandırıyordu. National Meydanı tüm hüznüyle göründü. Çok geniş, çok boştu. Büyük bir sevinç uyandırmayan yerlere kollarını açıyordu. Padre mezarlığı, Bastil'in pis mahalleleri, Dumasel Caddesi'ndeki Viaduc des Arts'ın berbat görüntüsü. Kripo, Corse de Vin Vincennes ile Paris'in kenar mahallelerinde karar kıldı. Irvin'ı sen enden almaya gelmişti. Lantigües'in atölyesi, La Petit Centurun artık kimsenin hatta yakınında oturanların bile kullanmadığı bir demiryolu kenarındaydı. Irvin sessizliğini koruyordu. En Simon'in cesedinin bulunmasının üstünden 72 saatten fazla zaman geçmişti. Ludovic Pernodinki ise 48 saat önce bulunmuştu ve Irvin'ın elinde hala ciddi bir ipucu yoktu. Marsilya doklarında sahte bir çivi hırsızı, kimliği bilinmeyen bir kadının saçları, Kongo'dan paslı çiviler satın alan bir heykeltıraş, hepsi bu kadardı. Paris'in üstünde bir panik rüzgarı eserken, araştırma kanalları birbiri ardına aniden yön değiştirmişti. Medya, çivili katilden söz etmeye başlamıştı bile saçma sapan tanıklar ve kendiliğinden itiraflar çoğalıyor üst mevkilerin baskısı artıyordu bu sabahtan beri Fitusi beş kez aramıştı haklı sebeplerle kimse Irwin'ın yöntemini anlamıyordu sürekli ortadan kayboluyordu dört günden beri ne bir şüpheli tutuklamış ne de bir tanık dinlemişti kahretsin ne halt ediyordu. Irwin pazartesinden itibaren ekibini bu dava üstünde yoğunlaştıracağına söz verdi ve Rossi jandarmasının yanı sıra profilcilerden yardım isteyeceğine de. Mümkün olduğunca az gürültü çıkarmak, heyecan yapmamak ve çok konuşmamak gerekiyordu. Elbette gazetecilere söyleyecek bir şey bulmakta. Bu düşüncelerden kurtulunca Kripo'nun Salt Bulvarı ile Korterley'in caddesinin kesiştiği yerde bir yarım tur atmakta olduğunu fark etti Bir kez daha 12. Böl 12 bölgede Volt sokağı ile Avron sokağına birkaç metre uzaktaydılar Hep bir rastlantı mı? Al saçlı sağ tarafa dik inen bir sokağa girdi Taşıt giremez levhası vardı Ters yönde ilerliyorsun Başarıya ulaşmak için her yol mübahtır. Kripo yeniden direksiyonu kırdı. Villa da Villa du Bel Air yukarıda, yukarıdan geçen bir demir dibinde yer alan çıkmaz bir sokaktı. Yol bir Walt Disney çizgi filmindeki gibi kaldırım taşlarıyla döşenmişti. İngiliz tarzı küçük bahçeleriyle küçük evlerden oluşan bir cephe rayların arasında omuz omuza vermişti. Göründüğü kadarıyla etrafta kimse yoktu. Urban arabadan çıktı ve çevreyi inceledi. Rayların altındaki ağaçlar ve yabani otlar Paris'in gizemlerinden birinin kapağı kaldırılmış gibi büyüleyici bir yeşil alan sunuyordu. Hem Henry Pierre okun romanlarını hem de Japonların orman resimlerini çağrıştıran bir terk edilmiş terk edilmişlik ve melankoli karışımı. Demiryolunun diğer tarafındaki sırtları dönük binalar grafitilerle kaplıydı. Lartigues'in atölyesi yolun dibindeydi. Burada hüküm süren sükunet Irvin'a iyi geldi. Sabırsızlığını bastırdı ve bu ziyareti tatlılıkla halletmeye karar verdi. 19 numara eski bir gar binasıydı. Bir zamanlar tren bekleyen yolcuları barındırmış tek katlı yüksek bir yapı. Pla plastik konteynerleri gördü ve görevlerini Kripo'ya bir kez daha hatırlattı çöp tenekeleri. Kutuları ters çevirdiler ve alışıldık ayıklama işine giriştiler. Lartiguez La Yoğurttan ve kinoadan başka bir şey yemiyordu. Ayrıca cinsel faaliyet için gerekli ürünlerde kullanıyordu. El tarzı eğlence diye sırıttı Kripo. Başka bir tenekede hala ateş kokan metal parçaları, kimyasal madde atıkları, şüphesiz yapıştırıcılar ve kalıplarda kullanılan elastomar parçaları buldular. Bir şey mi arıyorsunuz? arkalarına döndüler. Ivo Lartigues dedi, dar kaldırımda duran adam. Sanırım beni görmeye geldiniz. Irvin onun çivi hırsızının eşkaliyle alakası olmadığını görüyordu. Zaten heykel bütün şüphelerden kurtuluyordu. Adam tekerlekli sandalyedeydi. Irvin ona kimliğini uzatırken şaşkınlığını gizlemeye çalıştı ve soğukkanlılığını yeniden kazanmak kazanmak derin bir soluk yeniden kazanmak için derin bir soluk aldı sakat adam üç renkli kimliğe dikkatle baktı sonra uzun inceleyici bir bakışla kimliği Irvin'a geri verdi multi başkomiser benim hakkımda eksik bilgi sahibi olduğunuzu gözlerinizden okuyorum beni izleyin sıcak kahvem var 103. 6 metre yüksekliğinde tavan birkaç yüz metrekarelik bir alan. Atölye geniş bir asma katın üstündeydi. Daha da yüksekte çelik kirişler donuk gri bir ışığın yansıdığı çelik strüktürlü bir cam çatıyı taşıyordu. Burası eski Bel Air garı dedi sanatçı sade bir tavırla. 3 kahve kupasını yanık izleri ve boya lekeleriyle kaplı küçük yuvarlak bir masanın üstüne bırakırken Irwin ile Kripo mekanı dolaşırken şaşkın gözlerle atölyenin sakinlerini seyrediyorlardı. Afrika heykellerinin hüzünlü naifliğini yansıtan birkaç metre yüksekliğinde dev heykeller, dik açı oluşturan kollar, başsız kolsuz gövdeler, bir obüs topu kadar yuvarlak gözler, her şey pas rengindeydi. Bu bir renkten daha öte bir şeydi. insanın yüreğini sıkıştıran bir korku tozu. Sanırım son günlerdeki cinayetler için geldiniz diye ekledi Lertiguiz. Dolu kahve kupalarına işaret ederken. Nasıl anladınız diye sordu Irwin. Gazeteleri okuyorum. Katilin modus operandisi benim eserlerimi çağrıştırıyor. Ev sahipleri aptal değildi. Zaman kazanacaklardı. Kaynaklarımıza göre kurbanlardan biri En Simoni sizin grubunuzla ilgileniyormuş. Siz neden bahsediyorsunuz? No limitlerden. Lartigues başını salladı. Herkesi tanımıyorum ve hatta kimseyi tanımadığımı bile söyleyebilirim. Nerede toplanıyorsunuz? Bu değişiyor. Kullanılmayan sanayi tesislerinde, kapalı otoparklarda, hatta burada bile. "Ve siz konuk ettiğiniz kişileri tanımıyorsunuz. Bu gecelerde isimlerin gizli tutulması esastır." "Peki ya davetiyeler?" Lartguez kıkırdadı. İki büklüm olmasa zarif sayılabilecek uzun, çok ince bir vücudu vardı. Ama koltuğunda tam tersine güçsüz görünüyordu. Çok yukarıda bir omuz, dizleri bitişik bacaklar, bükülmüş bilekler onu çarpıtan ve bir daha asla düzenlemek üzere bu şekilde kalmasına sebep olan bu hastalığa özgü atakların sonucu. Davetiye yok. Teröristler gibi hareket ediyoruz. Yazılı en ufak bir şey yok. Ve özellikle de internet üstünde. Irwin kahvesinden bir yudum aldı. Tadı nefiste. Kendinizi terörist olarak mı değerlendiriyorsunuz? Eğer söz konusu olan burjuva düzenini ve toplumun hoşgörüsüzlüğünü terörize etmekse evet. Şimdilik boş ver. Urban, duvarda siyah beyaz fotoğraflar gördü. Ayrıntıları dikkatini çekti. Deri geçirilmiş bir kafa, yakın çekim ağızlar, ayak parmakları ya da kelebekler. Morfin ampullerinin arasına yerleştirilmiş bir tabanca. Jacques Andrei Wolfhard diye açıkladı. Lartiguez yaklaşarak. Doktor ve fotoğraf sanatçısı. Gerçeküstü grubun değeri bilinmemiş bir dehası. Hatta uzmanlar ona men raydan üstün tutarlar. Gerçek bir tedirginlik yaratan bu eserler tuhaf bir şekilde Lartiguez'in eserleriydi ve biçimsiz bedeniyle benzerlik gösteriyordu. Dün gece dedi Irwin, Marsilya'daydım. Haberim var. Himak bana telefon etti. Sayenizde teslimat en az bir hafta gecikecek. Eserlerinizin fotoğraflarını çekebilir miyim diye sordu Kripo. iPhone'u elindeydi. Sorun olmaz tabi, internette yayınlamayacaksınız. Bu çivileri neden satın alıyorsunuz Bay Lartigüez? Sakat adam muhatabının tam karşısına geçmek için yarım bir tur attı. Heybetli yüz hatları bir bıçak gibi keskindi. Irwin ustaca bir ayarla önce ısıtılıp ardından aniden soğutularak üretilen Japon kılıçlarına su verme işlemini düşündü. Sanki Lartuvius'un suratı da böyle bir işleme tabi tutulmuştu. Cevabı biliyorsunuz. Yon ve büyüsünden ilham alıyorum. Kongo'da üretilmiş çivileri kullanmak bana daha otantik geliyor. Bunların nınangalarda kullanıldığını mı düşünüyorsunuz? Heykeltıraş gülümsedi. Engeline rağmen insana tepeden bakıyormuş gibi özel bir tarzı vardı. Açık gri gözleri düşük göz kapakları tarafından usturayla kesilmiş gibiydi. Bu ona uyuklayan bir ifade vermek yerine pusuya yatmış bir yırtıcı görüntüsü kazandırıyordu. Buraya gelmeden önce çalıştığınızı görüyorum. Irwin sesini yükseltti. Sizin çivilerin aşağı Kongo büyüsüyle bir ilgisi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Elbette hayır. Şifacılar tarafından fetişlerine çakılan çiviler asla çıkarılmaz. Üstelik Rom yombe ritüelleri artık neredeyse hiç uygulanmıyor. Benim satın aldıklarım bir Belçika şirketinin eski stoklarına ait. İşte iyi bir nokta. Son zamanlarda çivileriniz çalındı mı? Evet. Geçen ay bir sandığın tamamı. Şikayetçi oldunuz mu? Bu benim tarzım değil. Ve aslında bir sandık dolusu paslı çiviyi arayacaklarını düşünmüyordum. Atölyenize zorla girilme oldu mu? Hayır. Bu da çok tuhaf. Irwin şaşırmamıştı. Zodiac katili görünmez bir adamdı. Şüphesiz kapıların altından bile geçebilirdi. Bu çivilerin katilin, katilin kullandığı çiviler olduğunu mu düşünüyorsunuz? Irwin soruyu duymamış gibi yaptı. Dev heykeller arasında gezinmeye başladı. Bronzdan, titanlar yontan, ateş, demircilik sanatı ve volkan tanrısı Heptaistos'un atölyesindeydi. Eserlerinizle Kongo animist kültürüne göndermede bulunuyorsunuz. Siz de bu külte inanıyor musunuz? Benim sanatım payen ifade ile mistik büyü arasında gidip geliyor diyebiliriz. Bu, dil, bu dili anlayabiliyor musunuz başkomiser? Bir cevap almadığımda anlayacak kadar. Heykellerinize büyü gücü veriyor musunuz? Hayır, ben bir sanatçıyım, büyücü değil. Lartigues cilalı zeminde bir tür sekiz çizerek hareket etti. Koltuğundaki bu iki büklüm sakat adam ile dev heykeller arasındaki ebat çelişkisi oldukça belirgindi. Bu parçaları nasıl biçimlendiriyorsunuz? Sanırım bu engelli halimi kastediyorsunuz. Diğer şeylerin yanı sıra çok basit. Asistanlarım var. Planları çiziyorum, malzemeyi seçiyorum, kaynak işlemlerini yönetiyorum. Ekibim eserin ham halini oluşturuyor. Sonra bir tür forklift üstünde esere son halini veriyorum. Irwin bu kişilerin de dinlenmesi gerektiğini düşündü. Bana asistanlarınızın adlarını, adreslerini ve telefon numaralarını verebilir misiniz? Tabii, sorun değil. Peki çivileri bizzat siz mi çakıyorsunuz? Daima. Bu bir sanatçı elinden başka bir elin yapamayacağı çok hassas bir aşama. Alejandro diye birinden söz edildiğini duydum. Alejandro diye birinden söz edildiğini duydunuz mu? Hayır. On bir 18. yüzyıl heykel tıraşı. Brezilya baroğunun üstadı. Aslında adı Antonio Francisco Liboa. Ama ciddi bir hastalığa yakalanıyor. Sanırım cüzdan. Ona sakat adamcık anlamına gelen bu isim veriliyor. Biçimsiz bedeniyle, çirkin yüzüyle başkalarının bakışlarından kurtulmak için sadece geceleri çalışıyordu. Asistanları onu kapalı bir tahtirevanla taşıyordu aletleri güdük kalmış kollarına bağlıyorlardı ve o da dizlerinin üstünde bir merdivene çıkıyordu. Konkolsas tapınağının ünlü peygamberlerini bu şekilde yonttu. Neden ondan bahsettiğimi anladınız mı? Erwin başını salladı. Lertigues 12. bölgenin daha açık olalım diye karşılık verdi adam. Irwin Çivi adam size bir şey ifade ediyor mu? Yombe kültürüyle ilgileniyorsanız bu isimle karşılaşmamanız imkansız. Onun hakkında ne biliyorsunuz? 70'lerin başında Katanga'nın yeni bir şehri olan Lontana'da ortalığı kırıp geçirmiş bir seri katil. Onun modus operandisini biliyor musunuz? Genç kadınlara işkence ediyor. Sonra yüzlerce çivi ve cam kırığı saplayarak öldürüyordu. Kendi tarzıyla yoğun bir ritüellerini yeniden uyguluyordu. Sizin gibi, benim gibi, evet. Sadece ben metaller üzerinde çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla hiçbir insan hayatını sanat adına yok etmedim. Hayranlarınız arasında çivi adamla ilgilenen birini tanıyor musunuz? Hayır, zaten alıcılarımla fazla bir temasım olmaz. No, limit, no limitlere katılanları kastediyordum bir kez daha kendimi tekrarlamayı göze alarak toplantılarımızın gizlilik kurallarına son derece saygılı olduğunu söylüyorum. Irvin bir kolu yukarıda, diğer kolu jüt bezinden yapılma bir pelerinin altına gizlenmiş dev bir heykelin fotoğrafını çeken Kripo'nun yanına gitti. Heykel eserine ayna kırıkları yerleştirmişti. Çıplak omzu tıpkı çiçek hastalığının kırmızı noktaları gibi çivilerle ve jiletlerle kaplıydı. Bir üst vitese geçmenin zamanı gelmişti. Geçtiğimiz hafta sonu neredeydiniz? Martini'de, İsviçre'de bir vakıf bazı eserlerimizin retrospektif sergisini düzenledi. Kontrol edebilirsiniz. Peki 11 Eylül saat 18'de burada atölyemde yalnız mıydınız? Evet. Biraz önce incelediğiniz heykeli temizliyordum. Ya çarşambayı perşembeye bağlayan gece Tokyo sarayına sadece özel davetlilerin katıldığı bir geceye iştirak ettim ve oradan da arkadaşlarla akşam yemeği. Siz ciddi misiniz? Benden mi şüpheleniyorsunuz? Yalnız mı eve döndünüz? Hayır. Bilmem fark ettiniz mi? Tek başıma hareket etmekte zorlanıyorum. Ruben adında genç bir Filipinli delikanlı her akşam bana yardımcı oluyor. İsterseniz bu konuda tanıklık edebilir. Burada mı yaşıyorsunuz? Lartigues atölyenin dip tarafını işaret etti. Diğer tarafta bir dairem var. Peki dün gece neredeydiniz? Burada dostlarımla birlikte. Sakat adam birden yorulmuştu sanki. Irwin birkaç sorunun onu bu şekilde yormuş olduğuna ihtimal vermiyordu. Belki de bu sadece dar kafalı bir polis karşısındaki bezginlik ifadesiydi. Helke Traş'ın gözünde Irwin küçük memurun, Burjuva'nın ve dar görüşün mükemmel bir örneğini oluşturuyor, oluşturuyor olmalıydı. Bunların hepsi kontrol edilecek dedi Irwin. Rolünü daha iyi oynamak ister gibi. No limit'e geri dönelim. Bu olay neye dayanıyor? Bunlar son derece özgür davranılan geceler. Herkes kendi duyarlılığına göre hareket ediyor. Perşembe akşamı bir evreste bu gecelerden birine katıldım. Hiç duymadım. Belki de bir taklit taklittir. Öyle değil mi? Başarının bedeli. Ciddi olarak soruyorum. Grubunuzun kaç üyesi var? Ben de size onların hepsini tanımadığımı söylüyorum ve üye kelimesi de yaklaşık olarak bir saygı, sayı vermeniz gerekirse yüzlerce varlık biçimine tam olarak grup diye bir şey yok. Yani toplanmak istediğimiz zamanlar dışında bir anda arzularımızın peşine takılıyoruz ve açığa çıkan enerji muhteşem oluyor. Bu gecelerde tam olarak ne yapıyorsunuz? yeniden kendimiz oluyoruz. Giyiniyoruz. Derinlerimizde saklı olan doğamıza göre davranıyoruz. Sado mazoşist faaliyetlerde de bulunuyor musunuz? Bu tür kelimeleri asla kullanmayız. Ama doğru. Bu tür gecelerde acı ve zevk birbirinin zıt kavramlar değildir. Ne tür etkinlikler? Bu tür etkinlikler ne kadar ileri gidebilir? Ne demek istiyorsunuz? bazen kan aktığı da oluyor mu? D'Artigues yeniden kibirli ve kurnaz tavrına bürünmüştü. Yeni ahitin söylediği gibi sınamalara katlanan insan mutludur. Ne gibi sınamalar? Bunu görmek için bu akşam buraya gelmeniz yeterli. Burada bir no limit düzenliyorum. Uzaktan Kripo'nun flaşları atölyenin yarı karanlığını deliyordu. Saat henüz 16'ydı ve kapalı hava yüzünden atölyenin içi şimdiden kararmıştı. Dress code var mı? Yani kıyafet sorumluluğu. Dress code gecenin olmazsa olmazı. Olduğunuz gibi gelin, böyle mükemmel olacaksınız. Benimle alay etmeyin. Alay etmiyorum. Bizim topluluğun en güç, güçlü akımlarından biri de üniforma. Orman'ın gözünün önünde bir manzara canlandı. Lartiguez Tekerlekli sandalyesinde nazi subayı üniformaları ve lateks atletler giymiş bir to topluluğa hükmediyordu. Aklına di Grako ile askerleri geldi. İki guru, iki topluluk. Sıcak bastığını hissediyor ancak ısı kaynağının yerini tam olarak belirleyemiyordu. Rastgele bir sondaj daha yaptı. Ludovic Pernod adını biliyor musunuz? İkinci kurban öyle değil mi? Doğru. Gazetede okumadan önce bu adı bilmiyordum. Kripo daha uygun çekim pozisyonu arar gibi bir ayı kadının etrafında dönüyordu. Grubunuz içinde icraatını daha ileri götürebilecek üyeler olabilir mi? Soruyu anlamadım. Sizin basit oyunlarınızdan daha ileri gidebilecek biri. Uyguladığı şiddetle kendinden geçen işi işkence etmeye, öldürmeye kadar götürebilecek. Bizim eylemlerimiz tam tersine. Huzur bulmayı amaçlar. Peki öldürme arzusu olursa? Bu akşam gelin kendiniz bir fikre kapılacaksınız. Irwin cihazını cebine koyan Kripo'ya işaret etti. Giderken üstadın asistanlarının isimlerini ve telefon numaralarını aldı gerekirse diye. Bu akşam görüşmek üzere dedi Largoeze. Sizi geçiremiyorum. Dışarıda doğrudan yola boşalttıkları çöplerle karşılaştılar. Gel, yardım et diye emretti Irwin yardımcısına. Steril eldivenlerini giyerek şehrin etrafında dolanan aç kemirci kemirgenler gibi yeniden çöpleri karıştırmaya başladılar. Ne aradıklarını bilmiyorlardı. İlaçla ilgili en ufak bir şey yoktu. Muptil nasıl tedavi ediyorlardı? Bu bir tedavisi var mıydı? Yoksa Lartibues'in hastalığı düzmece miydi? Eldivenlerini çöp kutusuna attılar. Sonra arabaya doğru yürüdüler. Mümkün olduğunca çabuk tıbbi dosyasını ele geçirmeye çalış. Tamam şef. Ne düşünüyorsun? Her tanığı dinledikten sonra bu aptalca oyunu oynamaktan hoşlanıyorlardı. Sorguladıkları adamın cinsel eğilimlerini tahmin etmek bunu da pembe rulet olarak adlandırmışlardı içler acısı. Bu evreyi çoktan geçtiğini düşünüyorum. Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi ben biliyorum. Irvin ısrar etmedi. Kripo'nun eğiliminden bile emin değildi. Bugüne kadar Kripo'nun bir sevgilisiyle tanışmamıştı. Bu akşam benimle geliyor musun diye sordu. Ne soru ama büyük bir zevkle. 104. Bir şeyler var dedi Audrey heyecanlı bir sesle. Irwin'ı ofisine çekerek kapıyı kapadı. Zeytin yeşili asker ceketiyle tam bir kadın gerillaya benziyordu ancak daha soluk ve cinsiyetsiz versiyonuydu. Bir karton dosyanın içinden üst kısmında bir yıldız bulunan bir leopar kafası resmi çıkardı. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Irwin orman savaşında uzmanlaşmış Brezilya'nın ünlü savaş okulunun amblemini tanıdı. Yıldızlı leopar başının üstünde Jigs harflerinin yazdığı kırmızı ve mavi İki şerit vardı. Centro de Selva. Bu Manuaz okulunun arması değil mi? Zekice müdürüm. Audrey başka bir resim gösterdi. Yaralı bir kolun fotoğrafıydı. Kolun üstünde aynı kedigilin suratı vardı. Pernod'un kolunda bu armadan vardı. Fransız guyanasında paraşütçü olduğunu biliyoruz. Cix'de eğitim almış olması şaşırtıcı değil. Bunu bu sabah diğer dava dosyalarında taradım ve beklenmedik bir dönüş aldım. Bu çizim bizim olayla hiç ilgisi olmayan bir soruşturma. Soruşturmada da geçiyor. Serbest çalışan bir gazetecinin Jean Philip Marot'un ölümü. Bir intihar. Audrey ona bir dosya uzattı. Marot geçen pazar 9. kattan atlamıştı. Hiç tanık yoktu. Bu intihara kuşkuyla yaklaşılmasını gerektirecek bir neden. Bir nedendi. Parası yoktu ve görünürde işi de yoktu. Leopar başı nasıl ortaya çıktı? Louis Blanc'tan bir ekip teyit etmek için incelemiş. Parmak izi almışlar, konu komşu sorgulamışlar, rutin işler anlayacağım. Birçok tanık Marot'un son günlerinde bir adam tarafından izlendiğini belirtmiş kolunda bu dövmenin olduğunu söylemişler. Eşkal Pernat'a uyuyor mu? Tamı tamına. Irwin babasına, babasını düşünerek tutanak dosyasını biraz daha karıştırdı. Pernot öldürülmeden hemen önce bir anlaşmayı yerine getirmiş olabilir miydi intihar için? Louis Blanc'tan meslektaşlarla konuştum diye devam etti Audrey. Onlar için sorun yok. İntihar temiz ama İGGM bu konuda kesin değil. Onlara göre Marot bir yerleri ateşe verecek bir kitap üstünde çalışıyor olabilirmiş. Onları böyle düşündüren ne? Dokuzuncu kattan düşmesi. Şakayı bırak. Adam tanınmış bir gazeteciydi. Zehir Zemberek bir sürü kitap yazmış. Eski bir AFP e, muhabiriydi. Bir Fransız Afrika'sı uzmanı. Ne ellerini kavuşturup bekleyecek ne de pencereden atlayacak tarzda bir adamdı. Editörleriyle temasa geçtin mi? Bir şeyler hazırlıyorlarmış ama kimse konunun ne olduğunu bilmiyor. Avans bile almamış. Hepsi bu mu? Bir intihar için bu bile fazla. İki farklı kadından olan çocuklarını söylemiyorum bile ki onlara çok bağlıymış. Karılarına göre bu intiharı anlaşılın bir yanı yok. Erwin en kötüyü düşünmek istemiyordu. Babası bir kez daha çirkefin tam ortasındaydı. Eşelemeye devam et belli olmaz. Audrey dosyasını topladı bakıştılar. Söylemelerine gerek yoktu. Paris'teki bütün casusluk işlerinin altından Morvan adı çıkıyordu. Özellikle de kara kıtayla ilgili olanların bu işi hallet diye üsteledi Irwin. Saat 18 odadan çıktı. Favini'yi görmeye gidecekken Levantin ile Bay Kriminal Büro karşılaştı. Teknisyen 36'ya asla eli boş gelmezdi. Bu bizim beyaz kadının saçlarının raporu. Yeni bir şey var mı? Evet ve hayır. Levantin rica ederim. Bunun için zamanımız yok. Rezerv ayrım dosyalarını, dosyaları aklıma geldi. Bir suç mahallinden her parmak izi ya da DNA kalıntısı alındığında yanlış ipuçlarıyla zaman kaybetmemek için organik kalıntı bırakmış olabilecekleri göz önüne alınarak oradaki polislerin ve diğer masum insanların da DNA'sı alınırdı. Buna da rezerv ayrımlama işlemi denirdi. Bu biyometrik örnekler ve karyotipleri gizli bir bilgisayar dosyasında yer alırdı. UGB'de ise sadece suçlular ve şüphelilerle ilgili kayıtlar bulunurdu. Bu dosyada bir çakışmaya rastladım. Dosya şifreli değil mi? Hayır ama her şey anonim. Benim bilgisayara göre bir sonraki kurbanın rezerv ayrım dosyasında bulunan biriyle yakınlık bağı var örneklere giriş yaptım ama karşılık veren isimlere ulaşmak için izin gerekiyor değil mi? Doğru ve savcılığın bu izni vereceğinden emin değilim. Gel benimle dedi Irwin onu kolundan tutarak. Kripo'nun inine daldı ve ona durumu izah etti. Al saçlı birkaç telefon görüşmesi ve formla sorunu halledecekti. Tam odadan çıkarken Irwin'ın dikkatini masanın bir köşesine bırakılmış bir kitap çekti. Aşağı Kongo'da Karabüyü. Sebastian Redlich. Kuşkusuz bu konudaki bilgisini artırmak için Kripo'nun edindiği bir kitaptı. Uzun süre önce onun da aynısını yapması gerekirdi. Kitabı aldı ve arka kapağına gözlü gezdirdi. Redlich, Paris, Diderot Üniversitesi'nde etnoloji profesörüydü. profesörüydü. Yombe uzmanıydı. Bu kitabında 10 yıllık seyahatlerini ve araştırmalarını bir araya toplamıştı. Irwin önemli bir şeyi hesaba katmamıştı. Paris'te insanlar sadece çivi adamı tanımakla kalmamıştı. Ayrıca bu kendine özgü kültürün ritüellerine de ilgi gösteriyordu. Düşünceli bir şekilde 2002'de yayınlanmış kitabın sayfalarını hızla karıştırdı. Nıgangalar, Minkondiler ve Mayombe animizmi hakkında bu denli kapsamlı bir bilgiye rastlayacağını hayal edemezdi. Üstelik Redlik çivi adamı da tam bir bölüm ayırmıştı. Irwin, etnoloğun bu konuda son derece bilgili olduğuna kanaat getirdi. Babasıyla da bir görüşme yapmış mıydı? Olay patlak verdiğinde, verdiğinde Katanga'da mıydı? Arka kapak fotoğrafında adam 60'larının üstünde görünüyordu. Irwin, Kripo'nun masasının karşısındaki masaya yerleşti. Yardımcısı ile teknisyen Savcılıktan izin almak için savaş veriyorlardı ve bilgisayarı açtı. Lartigues'in gece toplantısına katılmadan önce bu uzmanı ziyaret etmenin iyi olacağını düşünüyordu. Birkaç tıklamayla adamın adresini buldu. Sebastian Redlich. Nogensur marneda yaşıyordu. Bir Mauna'da. Belki hiçbir şey, belki çok şey. Genellikle bu bu tip teknelerde daha küçük bir tekne daha bulunurdu. Ona da yedek denirdi. Neden bir zodyak olmasın? Irwin hemen yanındaki ofise geçti. Audrey, senin etrako listesinde Sebastian Redley diye biri var mı? Zaten ekranı açık olan kadın polis parmaklarını klavyede gezdirdi. Var ama henüz aramadım. Biz, ben ilgilenirim. Koridor aklına başka bir ayrıntı geldi. Denizci teknenin Bersi yönüne doğru gittiğini fark etmişti. Yani Marni yönüne doğru. Kripo telefonu kapatıyordu. Görünüşe göre istediğini elde etmişti. Geriye sadece Levantin'in gerekli belgeleri hazırlaması kalıyordu. Bana neden daha önce bundan bahsetmedin diye sordu Irwin. Kitabı işaret ederek. Al saçlı başını kaldırdı. Kişisel kültür dün Harmattan kitaplığında buldum ama daha kapağını bile açmadım ve adam bir Mavna'da yaşıyor. Nogent'te ve bir etrakosu var. Yani yani oraya gidiyoruz hemen. 105 Soruşturmanın cilvesi. Birkaç saat önce geldikleri yolu geri gidiyorlardı. Rıhtımlar Adli Tıp Enstitüsü Berci A4'e çıkmaları gerekirdi ama Kripo yeniden Nation meydanına saptı. Otoyola çıkıyor mu çıkmıyor musun? Hayır. Vincense ormanından gidiyorum. Neden? Daha sevimli. Irwin üstelemedi. Yolda çıktık yola çıktıklarından beri aklını bir başka sorun kurcalıyordu. İşle alakası olmayan bir mesele. Sofia'ya hala cevap vermemişti. Oysa iki gün içinde aklı başına gelmişti bu hikaye kesinlikle imkansızdı. Bunu ona SMS mi söylemeliydi? Durumu izah etmek için bir randevu mu vermeliydi? Böyle bir ilişkiden vazgeçebilecek miydi? Yoksa sonrasından mı korkuyordu? Mesaj yazmaya karar verdi ama, me ama mesajı hangi tonda yazacaktı? Ciddi, yumuşak, nükteli. Ona hala bir erteleme imkanı tanıyan gerçeği söylemekte karar kıldı. Bu sessizlik için üzgünüm. İş seni düşünüyorum. Gönder tuşuna bastı ve sanki araba bir şeyle çarpışmak üzereymiş gibi koltuğuna tutunduğunu fark etti. Kripo haklıydı. Alaca karanlıkta ormandan geçmek çok keyifliydi. Güneş tamamen kaybolmadan önce çok kısa bir süre yeniden sahneye davet edilen bir sanatçı gibi. Kendini göstermeye razı olmuştu. Trafik akıcıydı, ağaçlar bir gizemin üstüne kapanan kitap sayfaları gibi arabalarının üstüne kapanıyordu. Earl'ın camını açtığı yeşil ve altın sarısı kokular arabanın içini doldurdu. Bir saniyeliğine kendinden geçmişti. Düşüncelerinin böylece akmasını tercih ederdi. Ama silkindi ve sorgulayacakları yeni ad, odama, adama odaklandı. Yola çıkmadan önce Wikipedia sayfasından çıktı almıştı. 1961'de doğmuş olan Sebastian Redlich. Paris'te antropoloji okumuş, her fırsat bulduğunda da of Orta Afrika'ya gitmişti. 1989'da Aşağı Kongo şifacıları tarafından bir tez yazmış, ardından da araştırmacı olmuştu. O tarihten itibaren de 2000'li yıllarda Paris üniversitesinde baş asistan olana kadar bir sürü bilimsel makale, anlaşılması zor eserler kalemi almış, konferanslar vermişti. O dönemde halkın anlayabileceği bir dilde yazdığı ancak hiçbir başarı kazanmamış olan Aşağı Kongo'da Kara Büyük kitabını yayınlamıştı. Wikipedia'da yazdığına göre, adam 2003 yılından sonra bir daha Afrika'ya ayak basmamıştı. Ama gençliğini Tanrının bile uğramadığı bu yerlerde heba etmiş, Ekvator ormanında görülen amiplerden geçen, malaria'dan uyku hastalığına kadar neredeyse her hastalığa yakalanmıştı. Bir çetin ceviz. nogent sur men, bol ağaçları ve çiçekli yollarıyla şehir. Mern'in kıyısında uyuşup kalmış gibiydi. Gezi teknelerinin bağlandığı limana git. Gece çökerken nehre ulaştılar. Sarmaşıklarla kaplı evler, salkım söğütler, soluğun, soluğan dalganın etkisiyle sallanan tekneler. Kır meyhanelerinin, kürek sporlarının, sakin balıkçıların bölgesine giriyorlardı. Kır yaşamına özenen Barnion'un yapay görüntüsü. Her haliyle yeni olduğu anlaşılan çardaklar, betonla güçlendirilmiş kıyılar, bir dekorun maketlerini andıran motorlu tekneler ve sandallar, yol boyunca uzanan nehir, porsuk ağaçlarının ve servilerin altına giriyor, sonra da gözden kayboluyordu. Levhalardaki numaralara göre varmışlardı. Mavnalar aşağıda bağlıydı. Şuraya park et, yürüyerek gideriz. Man kıyısına inen dar yoldan ilerlediler. Her teknenin posta kutusu vardı. Etnoloğun mavnası bir savaş gemisine benziyordu. Tamamen siyaha boyalıydı. Gövdesi ve güvertesi karanlıkta kayboluyordu. Yombe'nin bu teknenin adıyla pupasına ulaştılar. Etra koyu gördüler. Kripo fotoğraf çekti. Bir havlama duyuldu iki polis irkildi. Bej renkli ve reşitik bir köpek kulaklarını dikmiş güvertenin, güvertenin üstünde hırlıyordu. Beyler yukarıda yaşlı bir deniz kurdunu andıran uzun boylu bir adam pompalı tüfekle onlara nişan alıyordu. Irwin tüfeğin modelini Amerikan ordusunun kullandığı ünlü Remington 1187 ve fotoğraftaki adamı tanıdı. Sebastian Redlick diye sordu soğukkanlılığını yitirmeden. Cinayet bürosu bu alet için taşıma ruhsatınız var mı? Sizce diyerek güldü etnolog silahını indirirken evimdeyim ve kimseye hesap vermek zorunda değildim. Ama tekneye çıkmak isterseniz tutumumu değiştirmem gerekir. Bu kez polis gülümsedi ve kimliğini gösterdi. Başkomiser Irwin Morwin. Yardımcım Komiser Chrysler, size bazı sorular sormaya geldik. Redlik kimliği almak için suyun üstünden kolunu uzattı ve dikkatle inceledi. Tüfeğini Kolunun altına yerleştirmiş ve asker pantolonunun cebinden bir fener çıkarmıştı. Sanki Afrika'da yaşıyordu. Ne elektrik ne de en ufak bir konfor vardı. Irwin bunu onu incelemek için bir fırsat olarak gördü. Lartiguez onda şaşkınlık yaratmış olsa da Redlich tam düşündüğü gibi biriydi. Kir pas içindeydi, sakalı birkaç günlüktü. Bir Afrika birasının logosunun bulunduğu tişörtün üstüne öne açık rüzgarda dalgalanan kareli bir oduncu gömleği giymişti. Zayıf yüzünün en güçlü yanı ona yağmura yakalanmadan önceki Wolverine havası veren uzun favorileriydi. Morvan dedi biraz şüpheli bir tavırla. Gregory Morvan gibi mi? Kendisi babam olur. Binin dedi redlik kimliği iade ederken sıcak kahvem var. 4 saat sonra Nartigues de aynı sözcükleri söylemişti. Onları 4 saat önce Nartigues de aynı sözcükleri söylemişti. Onları birbirine benzeten bir başka ayrıntıyı daha tespit etti. Redlik aksıyordu. Bir yana eğik duruyor ve sanki bacağı tahtadanmış gibi ayağını sürüyordu. Fos koşucusu rolü için bir aday daha elenmişti. Mavna'nın iskele kapısından girerken Irwin hiç ilerleme kaydedemediklerini, tersine hep geriye gittiklerini düşündü. 106. Oturun dedi Redlich. Kendisi kameranın dip tarafına doğru ilerlerken koyu renk ahşap bir masanın altında üzeri yağ lekeleriyle kaplı tabureler buldular. Buradaki her şey yanmış gibiydi. Duvarlar, mobilyalar, perdeler. Her şey simsiyahtı. Raflara dizili Afrika objelerinin dışında. Elbette yoğun fetişleri, deniz kabuklarıyla bezeli küçük heykeller. Deri masklar ya da gerçek bir ölüm estetiğini çağrıştıran mızraklar. Ayrıca her yerde kitaplar vardı. Sanki delikleri kapatmak ister gibi duvarlar boyunca sıralanmış, köşelere yerleştirilmiş, yerde üst üste yığılmış kitaplar. Ben de tam Cadılar Bayramı için bir yer arıyordum diye fısıldadı Kripo. En kötüsü de kokuyordu. Yosun, ıslak karton, hayvan dışkısından bir karışım. Kahveye şeker isteyen diye sordu etnolog. Benimkinde kedisi diye olmasın dedi Kripo alçak sesle. Kapa çeneni. Irvin Reddick'e e doğru döndü. Böyle bizim için uygundur. Teşekkürler. Etnolog bir İtalyan kafi kafetiyeri ve çizgilerle dolu kupalarla gelip hepsini masaya koydu. Lombozlardan sızan alaca karanlık, topallayan bir adam ve kapkara su. Atmosfer kesinlikle Hazine Adası'ndaki Hazine Adası kitabındaki Amiral Benbow hanını çağrıştırıyordu. Gazetelerin bahsettiği cinayetler için mi geldiniz? Kahveleri koydu. İçerideki kokuya bir de yanmış toprak kokusu eklendi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sordu Irwin. Ev sahibinin canlılığı dikkatini çekmişti. Katil çivi adamı taklit ediyor gibi. Ancak görünen o ki gazeteciler bu olayı bilmiyorlar. Edindiğimiz bilgilere göre sizin kitabınız Aşağı Kongo'da Karabü'yü bu eski hikayeyi anlatan tek kitap. Bu da beni şüpheli mi yapıyor? Sesinde en ufak bir endişe izi yoktu. Daha ziyade polis karşıtı, düzen karşıtı, her şeyin karşıtı yaşlı bir huysuzun tipik saldırganlığı. Dengesiz biri sizi okumuş ve bundan etkilenmiş olabilir. Bu durumda diyerek güldü Redlich. Elinizde çok fazla şüpheli yok demektir. 10 yılda sadece 300 adet sattı. Okurlarınız arasında sizinle temasa geçen oldu mu? Hayır. Etnolog hala ayakta duruyordu. Göğüs cebini karıştırdı ve bir Citan Mensch'ta sigarası çıkardı. Irwin bu sigaranın uzun zamandır satışta olmadığını sanıyordu. Terry Parabot hakkında sizi sorgulamaya hiç kimse gelmedi mi? Bununla ilgili bir şey hatırlamıyorum dedi Beriki sigarasını yakarken. Çivi adamla ilgili bölümü yazarken kimlerle konuştunuz? 90'lı yıllarda Katanga'ya gittim. Orada olayı yaşamış ve hatta Parabot'u tanımış adamlarla karşılaştım. Onların tanıklıklarını topladım. Aralarından bazılarıyla temasınızı sürdürdünüz mü? Özellikle Belçika'ya dönmüş misyonerlerle. Redlich masanın çevresini dolandığı ve bir konsola kadar yürüdü. Her işi ağırdan alan yapısıyla kendine has bir topallama tarzı vardı. Bir çekmeceyi açtı, kağıtları karıştırdı, kart vizit ve küçük not kağıtlarına yazılmış bir sürü isimle geri geldi. Bu adamlar bugün Flaman bölgesinde yaşıyorlar. Irwin kartları Kripo'ya verdi. O da fotoğraflarını çekti. Ya babam onunla temasa geçtiniz mi? Elbette ama cevap vermeyi reddetti. Sizce neden? Bunu ona sormalısınız. Redlik zorlukla kas katı bacağını yer. Kas katı bacağını yerleştirerek sonunda masanın ucuna oturdu. Tam bir tam bir Long John Silver'dı. Peki Parabot, onunla karşılaştınız mı? 80'lerin sonunda Batı Flandre'de. Kontri yakınlarında bir akıl hastanesine kapatılmıştı. Onunla konuşmanıza izin verdiler mi? Hiç sorun olmadı. Çok sakin ancak tutarsızdı. Her halükarda cinayetleri ve tutuklanışını anlatmayı reddetti. Bana daha çok gençliğinden bahsetti. Kitabınızla bununla ilgili bir şey, oku kitabınızda bununla ilgili bir şey okumadım. Benim kitabım yoğun ve büyücülüğüyle ilgili bir katilin biyografisi değil. Irwin merakının üstünden fazla üstünde fazla durmadı. Yaşamın ilk yıllarında onu cinayet işlemeye iten nedenleri açıklayabilecek olaylar, travmalar geçmiş mi başından? Bir anlamda evet. Parabot Lukava vadisinde Belçika kolonisinden her şeyini yitirmiş bir ailede dünyaya gelmiş. Baba içiyormuş, anne önüne gelen herkesle yatıyormuş. Siyahlar da dahil olmak üzere. Çok erken yaşta para botta dağıtmış ve bölgedeki çoğunluğunu yombelerin oluşturduğu tarım işçilerinin arasında yaşamaya başlamış. 12 yaşında birkaç ay süren bir kimba törenine kabul edilmiş. Bu tören neye dayanıyor? Kitabımda var. İlgili bölümü okumanız. Şu an buradayız. Siz bize bir özet geçin. Redlik gırtlağını temizledi. Metal bir fırça, paslı bir demir parmaklığına sürtünüyordu sanki. İlk aşama uyuşturmadan sünnet. Acı deneyimin bir parçası. Ardından çocuğa onu uyuşturarak uyutan bir zehir içiriyorlar. Sembolik olarak ölüyor. Uyandığında kafasını tıraş ediyorlar ve tüm bedeni beyaz kille kaplıyorlar. İşte o zaman eğitim başlıyor. Ona ruhlarla konuşmayı, avlanmayı, tahammül etmeyi öğretiyorlar. Ona kimba, kimba dayanmak, karşı durmak anlamına geliyor. Çocuk kamçılanıyor, yılanlarla dolu bir deliğe atılıyor, geceler boyu ormanda yalnız bırakılıyor. Irwin yalnız ve bir yol göstereni olmayan batılı bir çocuk üzerinde böyle bir kabul törenini yarattığı etkileri hayal edebiliyordu. O dönemde ortadan kaybolması kimsenin dikkatini çekmemiş mi? Bilmiyorum ama bir daha söylüyorum ailesi raydan çıkmıştı ve çocuk da şantiyelerde ve plantasyonlarda siyahlarla yaşamayı ...alışkanlık haline getirmişti. Size göre bu deneyimler mi onu delirtti? Hayır ama... ...bazı şeyleri de düzeltmedi. Daha sonra Katanga'da... ...Cizvitlerin himayesine girmiş. Lontano mı? Önce... ...Dubumbasi'de. Bakaloryasını vermiş. Ardından Lontana'ya gönderilmiş. Orada mühendislik okumuş. İşte o dönemde... ...herkesin gözüne gözüne bir nganga olarak görünmüş. Diğer beyazları mı kastediyorsunuz? Kesinlikle hayır. Fakültede bile hep siyah arkadaşlar edilmiş ki bu da o yıllar için oldukça tuhaf. Çok etkili bir şifacı olarak kabul ediliyormuş. Öncelikle Merkez Kongo'dan geldiği için eskiden oraya Aşağı Kongo deniyordu. Sonra beyaz olduğu için en korkunç ruhlarla ilişki kurmakla ünlenmiş. Mubala Mubungu hırsızları cüzzamla cezalandıran Kambur Nizazi bir şimşek gibi gökyüzünden inen ve üzerlerine işeyen insanları öldürebilen köpek yavrusu. Örgün ile Kripo bakıştılar. Bu bilgiler onların dosyasında kesinlikle yoktu. Bir şeyi iyi anlamak gerekiyor dedi Redlik. İyice canlanmıştı. Nganga gizemlerin efendisidir. Büyücülerin ve adaletsizliğin düşmanıdır. Öteki dünyanın polisi, düzenin güvencesidir. Tükenmiş aileler onu görmeye gelir. Hastalar ona danışır, kabile şefleri ondan yardım ister. Parabot ikinci dünyadan korkmuyordu. Orası onun faaliyet alanıydı. Madem bu denli ünlüydü, cinayetler için ondan şüphelenmeleri gerekirdi değil mi? Siyahlar açısından doğru. Ama Belçikalılar için bu söz konusu olamaz. Ruhları çağırmak için beyaz kanı akıtmak işte bu çok ağır bir davranıştır. Irwin, Mavna'nın sallandığını fark etti. Çok hafif bir sallantıydı ama iç kulağın dengesini bozmaya yeterliydi. İçerideki korkuların da yardımıyla midesi bulanmaya başladı. Size göre ilk cinayetini ne tetiklemiş olabilir? hiçbir hiçbir fikrim yok. Nganga statüsü yüzünden kıskançlıklara, düşmanlıklara maruz kalmış olabilir. Büyücülerin ona saldırdığına, iblislerin ruhunu kemirdiğine kendini inandırmış olmalı. Çok güçlü minkondiler yapması gerekiyordu. Redlik sabit gözlerle kupanın dibine bakıyordu. Favorileri ve keçe gibi saçlarıyla işi gerçekten bilen birine benziyordu. Sonunda Parabot iğneleri kendine batırdı. Bizzat kendisi Nikon diye dönüştü. Kahve. Irwin istemedi. Kusmak üzereydi. Kripo karanlıkta ya uyumuştu ya da çaktırmadan not alıyordu. Bugünkü katil diye devam etti Irwin. Çivi adamı nasıl duymuş olabilir? Ne düşünüyorsunuz? Benim kitabım var. Katanga var. Orada bu olay çok meşhur. Gazeteleri okuduğunuzda şaşırdınız mı? Hem evet hem hayır. Parabot'un hikayesini çok az insan biliyor. Ama büyüleyici bir şey. Çekingen ve hayalperest bu genç adam aslında süper güçlere sahip bir büyücüydü. Gerçek bir süper kahraman. Daha ziyade olağanüstü kötü biri. Siz ne söylemek istediğimi anladınız. Irwin, Sidik, nemli ahşap, mazot kokuları ve boğazındaki yanık kahve tadı yüzünden gitgide kendini kötü hissediyordu. En Simoni ismini daha önce duydunuz mu? Hiç. Herkes gibi gazetede okudum. Ludovic Pernod, aynen Vista Savaris, bu şekilde kaç kişi var? Irwin bu soruları adet yerini bulsun diye sormuştu. Redlekin büyük konusundaki uzmanlığı ve bir Zodiac'a sahip olması onu şüpheli yapmazdı. Sakat ayağına gelince bu katil olmadığına dair çok daha kesin bir kanıttı. Pencereyi açabilir miyim diye sordu Irwin ayağa kalkarak. Hayır su seviyesinin altındayız gelin dışarı çıkalım. Irwin serin havayı soluyunca rahatladı. Kripo da peşlerinden geldi. Çaktırmadan elinde telefonunu tutuyordu. Not almıyordu. Röportaj yapan bir muhabir gibi tanıklığı kaydediyordu. Kıçta bağlı Etrako uzun zamandan beri mi size ait etnolog güldü. Rahatsız olmamıştı. Sönmüş citan citanı denize fırlattı. Demek bunun için benden şüpheleniyorsunuz. Neden yakınınız ile cinayetler arasında bağ kuruyorsunuz ki? Gazete yazılarında katilin teknesinden söz ediliyor. Bir hurricane modeli. Irwin gazetecilere böyle bir bilgi verildiğini hatırlamıyordu. Ama 36'nın dedikoduları en iyi şekilde yayan bir yer olduğunu biliyordu. Onu sık kullanır mısınız? Hiç kullanmıyorum. O bir ölü. Onu çalıştırmayı başarırsanız size bir içki ısmarlarım. Hafta sonu 8 Eylül'de neredeydiniz? Burada, Mavnam'da. Komşularım var, onlara sorabilirsiniz. O tarihte bir cinayet mi işlendi? Ya 11 Eylül Salı günü saat 18'de Paris Diderot'ta dersim vardı. 300 tanık. Bu yeterli olur sanırım. Kripo biraz uzakta duruyordu. Kafası bir çöl tilkisinin kafasını andıran ürkütücü köpekle artık dost olmuştu. 12'sini 13'üne bağlayan gece. Mavna da uyuyordum. Yalnız maalesef. Peki dün gece? Aynı düzen. Erwin saatine baktı. 8'i geçmişti. Boşuna bir ziyaret daha. Kıyıdaki ağaçların kokularıyla yüklü nemli havayı derin derin soludu. Ivo Lartik üyesi. tanıyor musunuz diye sordu son olarak. Elbette kitabımı okumuş nadir kişilerden biri. Yön ve büyüsüyle ve çivi adamla ilgileniyor. Birçok kez fakülteye beni görmeye geldi, dost olduk. Onu nasıl tanımlarsınız? Özel biri. Lartigue'sin sanatçı kafasında kurban edilen o iyi kadınlar, insan bedenine yontulan o heykeller onun paslı şeylerinden çok daha önemli. Irvin de aynı fikirdeydi. Kripo'ya seslendi: ve iskele kapısına doğru yürümek için korkuluğu tuttu. Size teşekkür ederim Bay Redlik. Bana bir şey sormayı unuttunuz. Neyi? Bir iki topuğuyla güverteye vurdu. Bacağımın hikayesini. Çivi adamla bir ilgisi var mı? Hayır. 90'lı yıllarda Kongo Nehri ağzında Muanda kıyısında bir uçak kazası geçirdim. Hızla ilerleyen bir enfeksiyon. Bir Nganga beni tedavi etti. Kasvetli bir neşeyle yeniden topuğuyla güverteye vurdu. Bu da yon ve büyüsünün nedenli etkili olduğunu gösteriyor.